geniş alanlarda yer yer tarıma elverişli olmayan kumlu, bataklık ve çorak topraklar da bulunur. Güneyde Torosların eteğinde stepler yerini ağaçlı alanlara bırakır. Artık karşımızda Toroslar aşılması güç bir duvar gibi görünür. Bu dağlar İç Anadolu ile Akdeniz bölgesi arasında doğal sınırdır. Ovanın güneyinde sönmüş volkanik dağlar vardır. Tipik görünüşüyle Konya'nın batısındaki Takkeli Dağı bunlardan biridir. Konya Ovası fakirdir. Bu önemli ovadan Beyşehir Gölü'nden çıkan çarşamba suyu akmaktadır. Sulama amacıyla kurulan barajların en önemlisi Apa Barajı'dır. Ovanın güney batısını sular. İlin en büyük gölü Tuz Gölü'dür. Beyşehir, Akşehir, Ilgın, Suğla gölleri ilin batı ve güney batısındadır. Bu göllerin suları tatlıdır. Ege ve Marmara bölgesini güneye bağlayan en eski ve önemli demiryolu Konya'dan geçer. Yolcu ulaşımında üstünlük karayolundadır. Coğrafi konumu nedeniyle Konya, çevre il ve ilçelere düzgün asfalt yollarla bağlanmıştır. Konya, Türkiye'nin en büyük illerindendir. Kendi adıyla anılan ovanın batı kenarında kurulmuştur. Hızla gelişmekte olan il merkezinde, ne yana bakılsa tarihi bir yapıyla karşılaşılır. Bu yapılar, şehrin görünüşüne bir güzellik, bir değer katmaktadır. Bu ilde Türklerden önce Friglerin, Lidyalıların, Perslerin, Romalıların ve Bizanslıların yaşadığını belgeleyen eserler arkeoloji müzesinde sergilenmektedir. Anadolu'nun Türk egemenliğine girmesinden sonra Konya altın çağını yaşamaya başlamıştır. Selçukluların başkenti olan bu ilde en eski Selçuklu yapıtı Alaaddin Camisi'dir. Caminin hemen yanı başında şimdi ancak duvarının bir kısmı kalan 2. Kılıç Aslan'ın sarayı bulunuyordu. Saray kalıntısının üzeri yağmurdan etkilenmemesi için bir çatıyla örtülmüştür. Camilerin yanı sıra medreselerin de çokluğu dikkati çeker. Sırçalı medrese renk renk çinileriyle ünlüdür. Selçuklu sanatının kapı işçiliğindeki ender örneği İnce Minare Medresesi'nde görülür. Medreseye adını veren minarenin iki şerefesi yıkılmıştır. Ancak birinci şerefeye kadar olan kısım kalmıştır. Karatay Medresesi, mermer kapısı, kubbe ve duvar çinileriyle ünlüdür. Sahip Ata Medresesi, çini işçiliği ve taş oymacılığının en güzel örneklerinin birlikte yaşadığı yerdir. Günümüze kadar sağlamlığını koruyan bu yapılar, o devir Konya'sının bir kültür ve bilim şehri olduğunu kanıtlamaktadır. Selçuklu sivil yapılar arasında hanlar önemli bir yer tutar. Zazadin Han bu türün örnek yapılarındandır. Büyük Türk düşünürü Mevlana'nın şimdi müze olan türbesi, bu kenti simgeleyen bir yapıdır. Konya denince ilk akla gelen isim Mevlana'dır. Türbenin yanında Yavuz Sultan Selim'in Mevlana'nın yüce kişiliğini armağan ettiği Selimiye Camisi yer alır. 19. yüzyılda yapılmış olan Aziziye Camisi'nde Avrupa sanatının etkileri görülür. Tüten bacaları da görüyoruz bu kentte. Konya, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının değerlendirildiği fabrikalarıyla endüstriyel bir atılımın içindedir. Karapınar, Konya'nın doğusundaki düzlüklerde kurulmuştur.
İlçenin önemli tarihi yapısı Selimiye Camisi'dir. Caminin yanındaki hamam da Osmanlılardan kalmadır. Aşırı otlatma ve yağışsızlıktan çölleşmeye başlayan bu topraklar, rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya başlamıştı. Bugün erozyonu önleme çalışmaları başarıya ulaşmış, açılan kuyularla sulanan kumullar ağaçlandırılmıştır. Karapınar'ın doğusunda Konya'nın en büyük ilçesi Ereğli yer alır. Osmanlılar zamanında önemli bir yerleşme merkezi olan ilçenin tarihi Hititlere kadar uzanır. İvris çayının çıktığı yerde ünlü bereket tanrısı kabartması vardır. Dokuma fabrikası Ereğli'nin başlıca endüstri kuruluşudur. Çumra yakınlarında Çatalhöyük'te yapılan kazılarda 8000 yıl önceki bir kentin varlığı ortaya çıkarılmıştır. Çatalhöyük, Anadolu'nun en eski kentidir. Eski ve köklü bir tarihe sahip olan ilçelerden Karamanoğullarının başkentliğini yapmış olan Karaman. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türk dilinin egemenliğini burada ilan etmişti. İlçenin öteki tarihi yapıları arasında İbrahim Bey Külliyesi'ni, Nefise Sultan Medresesi'ni, Yunus Emre Camii ve Türbesi'ni sayabiliriz. Ermenek, Hadim, Bozkır, Toros dağlarına sırt vermiş Akdeniz bölgesine komşu ilçelerdir. Endüstri alanında hızla ilerleyen Seydişehir. Zengin alüminyum madeni ve bu madeni işleyen fabrikaların burada kuruluşu ilerlemede başlıca etken olmuştur. Beyşehir, kendi adıyla anılan gölün kenarında kurulmuştur. Anadolu Selçuklularından sonra bu ilçe ve çevresinde Eşrefoğulları Beyliği'nin egemen olduğunu görüyoruz. Eşrefoğlu Camii ve Medresesi o devirden kalmadır. İlçenin en eski eseri Eflatun Pınar, Hitit uygarlığından sağlam olarak günümüze kadar kalan tek yapıttır. Konya'nın kuzeyinde Sarayönü ve Kadınhanı ilçeleri yer alır. Bir Selçuklu Hanım Sultanı'nın yaptırdığı bu handan dolayı kente Kadınhanı adı verilmiştir. Bu ilçelerin güneybatısındaki dağlarda bulunan Civa Madeni, aynı yerde kurulan fabrikada işlenmektedir. Kaplıcalarıyla ünlü Ilgın. Sağlık ve turizm yönünden önem taşıyan kaplıcalar, yaz aylarında komşu il ve ilçelerden gelenlerle dolar. Sultan Dağları'nın doğu yamacına kurulu Akşehir'in,
Konya ilçeleri arasında özel bir yeri vardır. Sultan Dağı eteğindeki Hıdırlık Parkı başta olmak üzere doğal güzellik ve tarihi zenginlik iç içedir bu kentte. Selçuklulardan kalma taş medrese bugün müze olarak kullanılmaktadır. Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Ulu Camii, Selçuklular ve Karamanoğlu Beyliği yapılarıdır. Türk ve dünya mizahının büyük ustası Nasreddin Hoca'nın türbesi de Akşehir'dedir. Atatürk, büyük taarruz planlarını burada hazırladı. Kurtuluş Savaşımızın en önemli bölümünü kapsayan çarpışmanın tarihi kararının verildiği yer şimdi müzedir. Tarım ve hayvancılık, Konya ve ilçelerinde en önemli uğraşıdır. Geniş topraklara sahip olması yüzünden ülkemizde en çok tahılı bu ilimiz üretir. Modern yöntemlerle yapılan tarım, Konya Ovası'nın hemen her yanında görülür. Güneyde, tarım alanı dar olan dağlık bölgede, ilkel tarım araçları hala kullanılmaktadır. Tahıl tarımından sonra ovanın sulanabilen yerlerine ekilen şeker pancarı ikinci sırayı alır. Kentlerin çevresi elma bahçeleri ve bağlarla çevrilidir. Sebze bahçeleri geniş alanlar kaplar. Steplerin kapladığı yurdumuzun bu en geniş ovasında hayvan yetiştirmede koyunculuk en ön sırayı alır. Dağlık yörelerde koyun yerine kıl keçisi beslenmektedir. Tuz Gölü'nün dışında suyu tatlı olan bütün göl ve barajlarda balıkçılık yapılmaktadır. Son yıllarda Beyşehir ve Suğla göllerinde balıkçılığın yanı sıra tatlı su istakozu da önem kazanmıştır. Konya, el sanatları yönünden zengin bir ilimizdir. Ladikalıları yurt çapında ünlüdür. Ayrıca iğne, tığ, mekikle yapılan ince el işlerinin çok çeşitli örnekleri görülür. Kaşıkçılık, Konya'ya özgü bir el sanatıdır. Çeşitli büyüklükteki hatıra eşya niteliğindeki kaşıklar boyanır, resimlenir. Kaşık, vazo, duvar süslerinin çoğunda
Mevlana ile ilgili figürler görülür. Büyük Türk düşünürü Mevlana, bu kenti ve insanlarını her yönüyle etkilemiştir. Ondaki engin insan sevgisi, coşkun deyişleri, yüzyıllar sonrasının insanlarına ışık tutmaya devam edecektir.